dediğimiz gibi eğitimi yetişmiş kuşakların yetişecek kuşakları bir yöntem dahilinde eğitmesi şeklinde tanımlamıştır ki bu nokta da bizim için önemli. Yöntemsiz bir eğitimin söz konusu olamayacağını vurgulamakta Durkheim. Yetişmiş kuşaklar edindikleri her türlü tecrübeyi belli bir yöntem dahilinde yeni kuşaklara aktarmak durumundadır. İşte yöntem dahilinde olduğu sürece zaten biz amaçlı davranış değişikliği hedeflerinden söz etmekteyiz. Bazı düşünürler eğitimi kültürleme süreci olarak, bazıları ise kasıtlı kültürleme süreci olarak tanımlamıştır. Birinci kavramımızda kültürleme süreci dendiği anda amaçlı ya da amaçsız her türlü eğitimden bahsediyoruz demektir. Yani bir konuda özellikle planlı ve programlı bir şekilde bilgi sahibi olmuyorsa karşımızdaki kişi ama yaşantıları yoluyla belli başlı deneyimler sonucunda o eğitime ulaşmışsa, davranış değişikliğine ulaşmışsa kültürleme süreci olarak adlandırıyoruz. Kasıtlı kültürleme sürecinde de özellikle seçilmiş hedefler doğrultusunda bireyde biz davranış değişikliğini meydana getirmeye çalışıyoruz. Hatta sıfırdan yeni davranışlar da edindirme süreci olarak tanımlanmakta. Yani mevcut bir davranış var. O davranış doğrultusunda biz değişim meydana getirmekten öte yeni davranışları da kazandırmaya hedefliyoruz kasıtlı kültürleme süreciyle. Eğitim nasıl tanımlanırsa tanımlansın, temelinde şu özelliklerin bulunduğu söylenebilir. Yani bütün tanımlarımızdan yola çıkarak eğitimle ilgili belli başlı özelliklerden bahsedebiliriz. Birincisi, nesne olarak insanın alınması. Buradaki eğitim sürecinde obje olarak biz insanı hedefliyoruz. Nesnenin mevcut durumunun yetersiz kabul edilmesi. Bu bireyi aşağılamak adına kullanılan bir tanım değil. Tam tersine o konuyla ilgili biz bireyin bir şey bilmediğini kabul ederek yola çıkarsak tüm detaylarıyla ona öğretmek istediğimiz her şeyi aktarabileceğimiz vurgulanıyor. Bireyde mutlaka az çok bir fikir edinme süreci olmuş olabilir aktarmak istediğimiz konuyla ilgili. Ama bu maddede vurgulanan nokta nesnenin mevcut durumunun yetersiz kabul edilmesi. Yani bir bilgi birikimi olabilir o alanla ilgili ancak bizim hedeflerimiz, amaçladığımız hedefler doğrultusunda bireyin mevcut bilgisinin yetersiz olduğu vurgulanmakta. Nesnenin istendik yönde değiştirilmesi. Az önce de değindik. Bizim belli hedeflerimiz var eğitim sürecinde ve bu hedeflere ulaşmak için bireylerde davranış değişikliğine ihtiyacımız var. Dolayısıyla da bu istendik yönde değiştirilmesi dediğimiz amaçlı olarak yani hedefe ulaşmak üzere davranış değişikliğinin elde edilmesi süreci olarak karşımıza çıkmakta. Bu iş için çevrenin ayarlanması. Çevre faktörü önemli. Sadece okullardaki öğrenme, öğretme süreçleri değil kastettiğimiz bireyin okul yaşantısından sonraki süreçlerinde de eğitimle iç içe olduğunu unutmamalıyız. Bu kapsamda öğrencinin ailesi de bu sürece dahil edilmekte. Nesnenin istendik davranışları kazanıp kazanmadığının yoklanması. Yani günümüzde aslında sadece sınavlar olarak değerlendiriyoruz. Oysa ki istenen davranış değişikliğini ölçmenin çok daha farklı yolları mevcut. Ancak günümüz eğitim ortamlarında kalabalık sınıflarda ders vermek durumunda kaldığımız için sınama durumları dediğimiz anda tüm öğrencilerin aklına gelen ilk şey sınavlar olmakta. Oysa ki sınama durumları sadece sınavlardan ibaret değil. Bireyin sınıf içindeki katılımı, sosyal